Allah'a ben de selamlıyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum hepinize. Belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Sayın kaymakamımızla konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Kıymetli belediye başkanlarım, değerli komutanımız, daire amirleri, il genel meclis üyelerimiz, belediye meclis üyelerimiz, büyüğüyle, küçüğüyle, kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla, sevgili terzi alanlılar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada demokrasimize, devletimize, milletimize sahip çıkmak için 20 günden beridir. Nasıl ki Türkiye'de 81 vilayette meydanları dolduruyor isek, bugün burada da terzi alanında hep birlikte aynı amaç, aynı gaye için bir aradayız. Akif ne diyor şiirinde? Girmedikçe tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurursa sineler onu top bile sindiremez. Bizim bu birlikteliğimizi istemeyenler bize oyun oynadılar. Bunda bazen dışarıdaki güçler oluyor, bazen de içimizdeki ayrı gruplar oluyor. Bu 15 Temmuz akşamında da gördük ki paralel veya FETÖ tabir edilen örgüt üzerinden aklı dışarıda olanlar hep beraber bir kalkışmaya cüret ettiler. Ama Türk milleti demirden hiçbir zaman için korkmadı. Bizi Ergenekon'a hapsettiler, dağlardaki demiri erittik, kendimize yol bulduk, çıktık. Bizi demir gemilerle esir almak istediler Çanakkale'de. Ne yaptık? Bir tanesini batırdık, hepsi battı. Çünkü neden? Onların tekniği, teknolojisi var ise, silahı varsa bu büyük Necip milletimin de imanı vardı. Bugün de maalesef aynı şeyleri kendi silahlarımızı bize doğrulttular. Yani bazen televizyonda hepimiz seyrettik, görüyoruz. Helikopterle üzerinden tank delici, araçları yok edici silahlarla benim vatandaşıma, benim milletime kurşun sıktılar. Tankın karşısına çıktı benim ablam, bacım, amcam, dayım. Ne yaptı? Bir tanesinin altından kalktı, yılmadı. Öbürüne de karşı çıktı. Belki 100 tanesi arka arkaya gelseydi hepsinin karşısında duracaktı. Bir tane manzarayı Sayın Başbakanımız da ifade ettiler. Bir tane bir teyzemiz ya da ablamız belki 60 yaşında, 50 yaşında bir kamyona biniyor. Belki erkeği başında yok o gün. Yanına gene başka bir bacısını alıyor ve kamyonun üzeri de topyekun erkeklerle dolu. Hep beraber meydanlara koşuyorlar. Bu millette bu yürek, bu iman, bu cesaret olduğu müddetçe düşmanın tankı, topu, tüfeği neyi olursa olsun bizi hiçbir güç sindiremez bu birlikteliğimiz olduğu müddetçe. Allah bizi bu birlikteliğimize, Allah bizim bu birlikteliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Düşmanların ana kastı bu. Birlikteliğimizi ve beraberliğimizi temsil eden kim? Sayın Cumhurbaşkanımız. Başka kim? Hükümetimiz. Yani mevzu sadece başkanlarımızın da ifade ettiği gibi 20 günden beri televizyonlarımızda bu ifade ediliyor. Sadece mevzu Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsı değil. O bizim devletimizi temsil ediyor. Milletimizi temsil ediyor. Eğer onu yok ederlerse, öldürürlerse bu milletin baş eğeceğini, boyun bükeceğini zannettiler. Yanıldılar. Bu millet hiçbir zaman için ne düşmana ne de içimizdeki hainlere baş eğmedi, baş verdi ama asla boyun eğmedi. Bugün de eğmedi, yarın da eğmeyecek. Bu birlikte ve beraber duruşumuzu bozmadığımız müddetçe bizi hiç kimse sindiremeyecek. Bu birlikteliği gösteren burada Terzalan'da, Çan'da, Menderes'te 81 vilayetin 900 küsur ilçesindeki meydanları dolduran bütün halkıma ben buradan müteşekkirim. Sizlere de teşekkür ediyorum. Allah bu birlikteliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Düşmanlarımıza da fırsat vermesin. Onların bu millet için, bu devlet için ölmeyi düşündükleri bütün hesaplarında onların başlarına geçirsin. Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.
Sayın Kaymakamımıza teşekkür ediyoruz. Kim bu cennet vatanının uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda. Canı, cananı, bütün varım alsın müda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Kur'an-ı Kerim okumak ve dua için sayın hocalarımıza kürsüye davet ediyorum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بينكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور صدق الله العظيم.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Duamızı yapmak üzere Çan İlçe Müftümüz Hüseyin İlbay hocamızı davet ediyorum mikrofona.